Merhabalar, ben Mete Gazoz. Merhaba, ben Yasemin Ecem Anagöz. Bugün birbirimizi ne kadar iyi tanıdığımızı test edeceğiz. Mete hangi süper güce sahip olmak isterdi? İçinden şu an zaten süper gücü olduğunu düşündüğünü düşünüyorum ama... Ben ne isterdim ki ya? Bence cevabı verince sen ne istediğini anlayacaksın. Ben şu an düşüneceğim ne istediğimi. Tamam benim cevabım. Ben de şu an lazımmış. Elbizim de bir güzeldir ki. Hazırım ben de. Çevirelim. Ne o? Fenayız. Yasemin okçu olmasaydı ne olurdu? Bu şey mi oluyordu ya? Ben spor yazsam olur mu? Bunu şeyini bilmiyorum çünkü. Sporcusunu bilmiyorum. Birkaç biliyorum ya. Ama kesin yanlış yazacağım. Ne yazdın o kadar ya? Yani iki tane var. İki tane yazamazsın. Tek bir tane yazabilirsin. Ben bir tane yazdım çünkü. Birini seç. O zaman... İkinciyi seçeceğim ya. İkinciyi daha çok seviyorum. O zaman diğerini şey yap, tam mesela. Çevirelim. Aa, ilk iyiydi. İlke boks yazdım. Mete ıssız bir adaya düşse yanına alacağı 3 şey ne olurdu? Yasemin. Nerede? Bunu alırdım. Gerçi bunu alma şansım yok ki onu. Alamam. Ne olurdu ki? Bu şeyin ismi neydi? Şey mi? Bir kap. Ne? Bir kap. Hayır, değil. Başka ne alırdı ki? Umarım böyle bir şey vardır. Hadi son işliyor. Evet. 3, 2, 1. Ajna mı? Oyun. Çakmak, çadır, su arıtma. Ya Mete ya. Arkadaş şey... mı? Yani biraz daha soyut düşünerek cevap ver. Orada hayatta kalabilmek için. Sen orada tek başına ayrıca hayatta kalamazsın. Evet. Olabilir ama sonuçta yani bunun bunlarla var. Hayatta kalma olasılığı daha yüksek oluyor. Ruhun ölür, ruhun. Su arıtma aleti şey var mı gerçekten? Ne var mı? Su arıtma aleti. Ya. Şeyde var, YouTube'daki hayatta kalmalarda var. Yasemin'in en sevdiği film hangisidir? Aa, ben bunu biliyordum ya. Evet. Bakayım ikimiz de şeyini düşünüyoruz, aynı şeyini düşünüyoruz. Bütün gün konuşmuştuk hatta. Ne zaman konuşmuştuk? Geçen sene hala konuşuyoruz. Dün gibi aklımda yoruldunuz geçen sene. Kesin biliyorsun da ismi değişik biraz. Şu an çok pis sallıyorum. Hatırlamıyorum çünkü. Yabancı. Hazırım. Hani. Çevirelim. Aşk mı konuşurum? Mete. Sen nasıl bir insansın ya? Mete neye asla tahammül edemez? Hiç aslında... Hiç öyle bir şey mi? Evet. Kendisi tahammül edemeyen taraf olduğu için. Mete'nin tahammül edemediği bir şey... Aa bak bu hiç tahammülüm yoktur. Keşke öyle bir şeyim olsa hayatta. Çok standart... O kadar uzun bir şey değil bu arada. Biliyorum. Ne yazıyorsun? Mete Gazoz kendisidir mi yazdın? Hayır. Çevirelim. Salak aptal derme. Yalan işte. Aynı şey. Çıkmıyor mu aynı şey? Bazıları ciddi oluyor Meteciğim. Yasemin en çok neye sinir olur? Yapar falan şimdi. Ya bunu herkes bilsin istemiyorum ama...
Ben biliyorum ne olduğunu. Yani. Çok kolay. Ve bunu en çok yapan kişi de Mete zaten. İçerisi şu oldu ya. Hayır yapma! Hazırım ben. Çevirelim. Uf. Şu an çok büyük bir ifşa verdim. Mete'nin kendisiyle ilgili değiştirmek isteyeceği bir özelliği nedir? Ay hiç de yok ama. Değil mi? Yok gerçekten. Sarşın mı diyeceğim? Yani. Bence şeyi istemelisin. Neyi? Dil öğrenme kabiliyetinin. Benim zaten bir kabiliyetim var. Ay ben de öğrensem de konuşabilir misin? Çok standart cevap veriyorum. Gelin mesela bunu niye söylüyorum ki? Ay hiç bu kadar mı istemez bir insan yani bir şeyini değiştirmeyi? Yok, mükemmel değil çünkü. Aha bir şey. Benim bu ya kesinlikle. Bu yaş burada bazen işime yaramıyor da değil. Unutkanlık mı? Sen unutkan mısın be? Egolu bir insan değilim ki ben. Sen söylüyordun, hatta hatırlatırım ben, yemekte ben... Ben çok egoluyum. Tamam işte, ben süper ego... Süper ego mu var diyordun? Okçulukta var, okçulukta süper egoist. Ya demin şurada yaptım ben mükemmelim, saçlarım harika. Bu olesine olmuş. Şakacık da egocuk bu. Ha, iyi. Yasemin hangi süper güce sahip olmak isterdi? Şey yazıyormuşum. Uçmak. Anladın mı? Anladım. Hazır. Çevirelim. Işınlanmak mı? Evet. Kamptayken bir anda evime ışınlanabilirim bak, yani bu. Görünmez olursa aynı şey olur. Kampta bir anda evimiz olsa. Bana bir şey kazandırmıyor ama. Görünmez olmak. Mete'nin en sevdiği film hangisidir? Bu çok kolay bak. Benimkisinden daha kolay. Ha evet. Ama umarım böyle yazıyordu. Evet. Evet. Yasemin'den faslanıyor. Yasemin'in en sevdiği şarkı hangisidir? Ben o da bilmiyorum. Şu an bir şey düşünecek sadece. Yani çok var ama çok senin bileceğin... Ben yabancı dinliyordur. O zaman bir tane şey yazayım. Bakayım. Zaten bilemeyeceksin cevabı. Hayır, gayet de doğru tahmin ettiğini düşünüyorum. Bari... Hazırım. Çevirelim. Tamam işte. Evet, çok yaklaştım. Mete'nin tüm spor dallarında en sevdiği sporcu kim? Possible Diaz. Kim olabilir ki? Yok kendisi ya. Yani. Basketçi bir tane. Daha fazla söyleyeyim ne olduğunu. Bu nasıl yazıyordu bunun ismini? Ben sadece şeyini yazacağım. Şimdi yanlış yazdım kameralar karşısında. Yani ismi zor yazılan. Bence. Beni de gerdin şu an. Sakin ol. Çevirelim. Tamam. Jordan. Zaten basketbolcu dediğin için. Tamam basketbolcu için aklımda James mi geliyor? Jordan değildir Jordan herhalde dedim yani. Basketbolcu Jordan gelir. Nasıl of dinle, ne güzel. Yasemin'in cümle göz. Mete geliyor. Yasemin'in en sevdiği tatlı nedir? Aa bu şey. Bunu da bilmiyorsan. Bunu biliyorum. Nasıl yazıldığını şey yapıyor şu an. Hazırım. Aa ama onu da seviyorum. Ah, o tatlıyı unutmuşum tamamen. Onu ne kadar sevdiğimi. Tamam ben bence Sütlü Nuri. Kampta çünkü söylüyorsun. Yani baklava çıkıyor Sütlü Nuri diyorsun. Hayır ya. O kadar çok gözü kararıyor bazen. Hayır ama Samsun'dan beri tutkunum ya Magnolia. Ha şeyde değil mi orada. Deliriyordum. Doğru.
Yasemin'in Mete'ye en çok kızdığı an. Hala kavgasını ediyoruz. Ben bunu şey izliyorum. Abi bu olayı anlatmaya utanıyorum bile yani şu yaptığından yüzünden. Hazır. Çevirelim. Genç kulüp yapları. Evet. Aynısı işte. Benim sinirlerim kaldırmıyor gerçekten bu olayı. Ya ne oldu? Yasemin şimdi atamadı. Değil mi? Öyle mi olmuştu? Hayır şey, o kavga çok da şey değildi, önceki kavga. Yemekhanedeki mi? Ha, yemekhanede Yasemin okçulukla ilgili bir şey anlatıyordu. Bir tane Venezuelalı değil, Avustralyalı'ya. Ben de orada Yasemin'e kötü bir şey. Yasemin de geldi dedi ki, dedim ya Yasemin'e. Okçuluk çok basit ya. Böyle diyor. Mete diyorum yani. Yasemin'cim bunları ne kadar antrenman yapıyoruz, ne kadar çalışıyoruz. Yani sanki kendisi bunları yapmıyormuşçasına. Okçuluk basit ya. Atıyoruz, geçiyoruz falan. Böyle diyorum. Niye insanları bizi yanlış anlatıyorsun? Sonra işte o gün de ben kötü atıyordum. Daha antrenman devam ediyordu. Aa, bu zaten daha da atamıyor bu ara falan. Ben böyle ne diyorsun sen diyorum. Sinirlendim zaten, dedim. Kalktım gittim masadan yani. Bir orada tartıştık. Başka bir şeyimiz olmadı herhalde. Ama sonra gittim, gönlünü aldım 10 dakikada. 10 dakika değil. 15. O kadar. Başka bir şey yapmadım. Hediye almadım. Konuştum sadece. Konuştum. Aynen. Yeter yani. Dedim biz daha uzun yıllar beraber açacağız. Daha beraber olacağız. Kamplarda küslük olmaz. Hadi barıştık. Yasemin en çok neyden korkar? Artık ondan korkmuyorum bu arada. Bence tek bir şey yok yani. Mesela kafasını şöyle çevirirken arkadan böldüsen gene korkar. O gibi değil, biraz daha soyut bir soru bence. Ha, böyle böcek gibi. Gibi örneğin yani. Mesela eskiden korktuğum şeyler vardı, artık korkuyorum. Mesela daha ne korkuyordun? Üç harfi falan. Yani artık... Ne, şey mi oluyor, böyle korkularını her sene güncelleme mi geliyorsun? Her sene kendimi geliştiriyorum. Sen başladın mı? Artık korkusuzum bence, korktuğum... Geçen korktuğum şey oldu. Biliyorsun hatta. Ne oldu? Geçen neden korktun ya? Anlattın mı? Evet. Ne zaman anlattın? Senle gelecektik hatta. Ben gelmiyorum dedim. Ne zaman geldi konuşup sen? Geçen iki hafta önce olan bir olay hatta. Artık daha fazla detay vermeyelim ama, değil mi? Evet. Neyse. Şu an bir yarışmadayız zaten yani. Olsun. Sonuçta kızından dostluk olacak. Çıktığımızda öyle demeyeceksin ama. Hazır. Çok gerçekten... evet. Korku filmi, sağ ol. Ben sağladım da bayağı sağladım. Doğru. Geçen iki hafta önce bir olay olmuştu. Uçaktayken biz, uçak iki saat boyunca falan inemedi aşağıya. Ben gerçekten çok korktum. İki gün sonra da uçuşum vardı tekrar. Mete ile Antalya'ya gidecektik. Ben uçağı iptal ettim, otobüse geliyorum dedim. Şey oldu ya, bu İstanbul'da uçak kazası oldu ya Sabiha Gökçen'de. O gün. O gün Yasemin'den İstanbul'dan uçak. İzmir'e gidiyorlardı. İzmir'de şey oldu, sallanmış uçak, inmemiş, bir kere pas geçmiş pisti. Sonra beni sattı, otobüse gitti. Bir de az önce dedik, korkusuzum artık, bir korkum yok falan filan. Ya bu yeni ama şu an değil yani. Mete'nin en sevdiği yemek nedir? Tiramisu kuru. Kuru pilav. Daha arkın sabah sordu bunu bu arada, 7:30'da. Uçaktan indik. Bir adam, tane restoran. Adam dedi sadece şey var, çoba var. Abi kuru fasulye var mı dedi. Yasemin'in hayattaki en büyük vazgeçilmezi nedir? Bunu biliyorum. Gerçi o da ona giriyor bence, aynı şey. Ama en vazgeçilmez değil mi? Hazırım ben. Aynen. Tamam işte, aynı şey. Kardeşinin ayrı girdiği için ben öyle düşündüm. Bence de zaten bu da. Hani illa onlardan da birini seç gibi bir soru olursa da ikinci bir opsiyon. Bizim sorular gibi. Kafanın bir üstüne silah dayadı. Ama tek bir kişiyi kurtarma hakkım var. Mete olimpiyat altınını kazandığında söyleyeceği ilk şey ne olurdu? O kadar hiç düşünmedim ben. Aklıma oku bakalım, gözlerimden ne gibi bir şey.
Yani ikimizin de söyleyeceği şey bence bu. Zaten. Hazır. Çevirelim. Ay. Oh be. Daha yeni başlıyoruz. Bundan sonra bu gelebilir ama. Böyle oldu işte. Yani bir röportaj anında anında belki bunu söyleyebilirim. Evet. Daha yeni başlıyoruz. Daha 24, 28, 32, 36 var diye. Yasemin'in en çok üzüldüğü turnuva hangisidir? Bunu geçen de sormuştuk. Geçen konuşmuştuk hatta benim cevabımı sen bilmiştin. Ha. Ha. Sen şey demiştin, o demiştin, ben de demiştim. Bence en çok üzüldüm senin yarışma. Bence bu ya. Hazırım. Olimpiyatlar. Mesela Arp oyunları ya. Baki'de bayağı kötü olmuştum. Sonra da 4 mi olmuştun? Çeyrekte elenmiştim. 8'de ha? Bence olimpiyatlardı. İkisi de. Hem gençler hem büyükler. İkisi daha iyi elenmiştim. Evet. Büyüklerde de çok üzüldüm ama. Büyüklerde zaten birden 2016'da Rio'da şey bayağı iyi attın. Tarihte gittin ya. Evet. Orada çok zaten iyi attım. Ama burada bir de çok daha küçüktüm. Evet tabii. Bir sene küçüktüm gerçi de. Diğer Narcit'te oraya diye gene Koreli'ye de ben Haybe gerçekten. Bir de Rio'da seni kız eledi sonra havadan, sudan, oklarla dördüncü oldu. Aynen dördüncü oldu. Mete dünya sıralamasında kaçıncı sırada? Umarım ben birbirimdir. Siz cevap biliyorsunuz değil mi? Her an değişiyor aslında ama. Yok. 5. Evet. Beşinci. Beşincidir. Yasemin en son ne zaman ağlamıştır? Sabah bir ağlamış olabilir. Erkek erkek konuşuyor. Ama böyle ciddi ağlamak mı? Evet evet. Böyle bayağı yani ciddi ağlamak. Hüngür hüngür mü yoksa ah ah diye mi ağlamak? Hüngür hüngür. Böyle yakıla yakıla. Bak bunu bayağıdır yapmıyorsun. Evet. Bir sene olmuştur. Yok olamamıştır. Şeyde he tamam. Kaç şey gibi. Hazırım ben. Ben de. Çevirelim. Dünya şampiyonası. Evet. Aynı renkten başlıyoruz. Kota yarışmasıydı. Yasemin yani takım kotası için yarışmıştık. Gerçekten hem erkekler hem biz hem Yasemin'den yani iki takımımız da çok güzel yarıştı. Zaten biz yaklaşık olarak 3 mimle falan kaybettik. Yasemin'lerin biraz daha farklı, onların biraz daha şanssızlık mı diyelim, ne diyelim? Yani ucu ucuna hep ucu setler. Ucu ucuna yani hep verdikleri set puanları işte 1 puanla, 2 puanla, beraberlikten falan filan verdiler. Çünkü 3 sene boyunca çalışıp gitmiştik ve iki takımımız da kota alır diye düşünmüştük. Ama olmadı. Bu sene artık, bu sene alırız. Rötarlı oldu sadece. Mete hangi enstrümanı çalabiliyor? Greg Yaz. Çaldığını iddia ediyor. Çalabiliyorum, şahitlerim var. Daha yaşayan bir canlının şahit olduğunu... Var, var. Bak, bunu kanıtlayacağım bir gün. Canlı yayından da. Piyano. Piyano. Ha İngilizce yazıyor bir de paşam. Yazmıyor mu piyano? İngilizce öyle. Ya benim kafamda çalışıyor, ne yapacaksın? Hep dalga geçiyoruz. Mete ya bir piyano olsa da çalsan diye. Çünkü ben İstanbul'da ders aldım, kurs aldım. O zamanlarda bu kadar çok kamp, yani şey yoktu. Kamp olmuyordu ya. 8. sınıfın sonlarında falan aldım dersi. Bir de 2 sene sonra aldım ama böyle şey böyle. Sürekli bir yıl boyunca arkada gittiğim bir kurs değildi. Bizim okuldaki müzik öğretmenin oğlu okul yapmak istiyordu. Ben de ona piyanoya gittim. O da
okçular geldi. Öyle oldu. Yani çok ama çalabiliyor ama öyle mükemmel sudaşlar gibi değil. Al Meteciğim şöyle bir... Ne bu şey mi? Buradan ufak komplo. Bir... Bunlar sana kolay gelir tabii bunlar... Abi bana çalaman kim oluyor? Senin gibi PR'si de şey yapmaz. Şey de bunlar bana laz geliyor. Ama nota yani bas bakalım nota. Rastgele. Hayır, sen böyle nasıl çalabilirim ki? Not olması gerekiyor. Notasız böyle verdiler elime telefonu. Şey, markayı, gizliyor muyuz markayı? Şimdi bir müzisyen için nota çok önemlidir. Kesinlikle. Burada gördüğünüz gibi nota yok. Zaten en büyük eksikliğimin unutkanlık olduğunu söylemiştim. Notaları ezbere bilmiyorum şarkıları. Nasıl bütün olayları döndürüp kendine haklı çıkartacak böyle kendini olumluya. Ondan dolayı bunu geri veriyoruz. Çalayım ama yani ufak bir şey finger atayım. Bakın tane bakmıyorum. Şimdi bundaki nokta piyanonun tam ortasını bulman Yasemin'ciğim. Bak tam bakayım ya. Nasıl bilmiyoruz ki. Şu an bakarak öğrenebilirsin sen bir şey yaparsın. Bak, mesela şey var, girmeyi tutuyordum bir iki elini. Rastgele basıyor şu an tuşlara. Çünkü notu yok, ne yapacağım? Ya iyi bir piyanist tamamdır. Notaları ezberebilir. Ben iyi bir piyanist değilim, ben iyi bir piyanocuyum. Mete'nin Yasemin'e en son aldığı hediye neydi? Öyle bir şey olmadı galiba. Olmadı değil mi? Oldu mu? Yani cevabını yaz gösteririz işte. Neyse. Sen iki harf falan yazdın oraya dedin. İki harf bir şey almışım ben sana. Ya, aldığını şey düşünüyorsun yani. Aldın mı hediye? Hayır. Değil mi? Kim almadım? Almışımdır yazdım bir şey. Bir şey almışımdır. Hayır ya hiç. Almışımdır. Almadım. Ne aldım yazayım mı diye şey. Aldım ben sana bir şey ya. Sen ne yazdın? Göstereyim mi? Göster göster. Çevirelim. Benden daha bir şey yazmadım. Yasemin ne yazdın? Yo. Ben de İşte hiç öyle bir şey olmadı. Bizim bir de aldığını iddia etmez bizim mi? Bizim birbirimize verdiğimiz tek şey sevgi ve güven ortamı. Evet. Bizim somut bir şeylerimiz yok birbirimizle. Evet. Hazırız. Mete sporu bıraktıktan sonra hangi mesleği yapmak istiyor? Hadi Yasemin, görüyorum sana. Yani bence o değil de. Yanlış yazsam ne olur ya? Ben de okuyup mezun olduktan sonraki şey mi diyorsun? Aha. Hayır o değil. O. Hayır alakası yok. Ben başka bir spor dalına da gideceğim. Başka bir spor dalı o zaman. Hazırım ben de. Çevirelim. Spor psikoloğu atıcılık. Bayağı atmışım bunu. En azından şunu yazmayı beklerdim spor psikoloğuna. İyi de bayağı da sıçanın lafı geçmiyor. Nasıl yani. Nasıl geçmiyor ya? Evet. Sürekli geçiyor spor psikoloğu. Bir kere hatta atıcılığa olimpiyatlardan sonra atacağım. Hazırlıklarım devam ediyor atıcılıkla ilgili. Takipteyiz Mete'ciğim. Yasemin dünya sıralamasında kaçıncı sırada? Mete Yasemin'den çok daha emin bir şekilde yazdı. Ben bayağıdır bakmıyorum da şudur düşmüş o mu? Yok göster- ya bu kadar değil mi? Göstermiyor muyuz? 50 falan yazmıştır o şimdi. Hayır ya bakma. Yazmadım. Tamam yazdım. 12. 20 değilsin ya. En son 11'dim. 20 kaçmış? 11 miyim? Evet 20'miş. Ya. 30'uymuş. Oo en son baktığıma göre de düşmüşüm. Demek bak benim senin arkada gözüm yükseklerdi. O halde en kısa sürede birinciliğe çıkman dileğiyle. Yasemin'in tüm spor dallarında en sevdiği sporcu kim? Beğendiğim vardır belki şu an düşünüyorum düşün, da. Bana hangi bir şey olarak söyle. Beğendiğim gibi. Ben sonra yaptım. Bizim çok fazla bunları düşünmeye, takip etmeye şansımız olmadığı için. Ama tabii possible sayesinde geri kalmıyoruz. Şeyi beğeniyorum. Hangi branş? Basketbol. Çok küçük yazdım. Ha. Yaşıyor mu öldü mü? Yaşıyor. Ah, şu an aklıma gelen hem böyle duruşu şeyi, performansı. O bana yazdın yazmadın değil mi?
Sana yazdığım ne? O değil değil mi? He. Kadın mı erkek mi? Erkek. Yabancı. Değil. He tamam. Yabancı değil. Hazır. Çevirelim. Dedi. Evet. Zihni okur zihni. Mete'nin en sevdiği şarkı nedir? Şarkıcı diye yazayım mı? İstersen yazabilirsin. Mete'nin tek bir şarkı yok ki. Benim Türkçe biliyorsun değil mi? Evet. Orada sen bana like yazma. Hazır, eski dinleyici yaz. Şarkı diyor, şarkı. Ya aklıma gelmedi, ben de devamı böyle birleştiririz. Şarkıcı olsa Barış Manço. Birleştiririz doğru gibi düşündüm. Evet. Ayrıca bu şarkıyı dinlediğini hiç duymadım yani. Duymaz çok, bu ben gece de dinliyorum. O kadar seviyor olsaydın bana dinletirdin. Ağlarken dinliyorum bunu. Sessiz sessiz yatağında ağlarken. Mete, Yasemin sana bir dövme yaptıracak olsa bu ne olurdu? Bunu aynısını konuştuk biliyor musunuz? Kampta 6 gün önce hatta dövme yaptıracağız. Karar verdik. Mix takım atıyorduk. Önce dedik ki böyle birbirimize bir ceza gibi bir şey verelim. İşte çirkin bir dövme yaptıralım. Sonra dedik ki niye böyle bir işkence yapıyoruz? Yani bir gün ayrılacağız ama birbirimizden böyle sonsuza kadar kalacak bir şey olsun. Tabii biz çünkü Yasemin'le 13 senedir falan bittik galiba. O kadar oldu yani değil mi? Oldu. Muhtemelen 13 sene daha birlikte olur. Yani biraz yeri kendimiz karar vereceğiz. Kendi bedenimizde. Ortak da karar verebiliriz ama dövmeyi, birbirimize yaptıracağımız dövmeyi o karar verecek. Birbirimizin haberi olmadan o dövmeyi yaptıracağız. Şimdi benim... Ben yazdım bana, ben ne yaptıracağım çok iyi biliyorum. Mete'ye ne yaptırırım? Tamam. Çevirelim. Nedir bu? Hal... Hal görmede dövmesi. Bacağına. Bacağıma, şuraya. Kolunun şöyle arkasına böyle eski tarz pick-up, içinde plak falan öyle. Pick-up şey değil mi ya? Araba. O pick-up. Pick-tree-up. Bu ne? Bu da pick-up değil mi? Pick-up. Plak takıyorsun ya. Plakçılar yani. Evet. Peki Yasemin, Mete sana bir dövme yaptıracak olsa bu ne olurdu? Niye aklıma hep kötü şeyler geliyor acaba böyle? Korkunç şeyler. Şey, king. Queen. Şey eline. Hadi yaz, ben de öyle aklımda okuyup yazacağım. Bak. Bak, ver. Şimdi yazacağım bunu. Buradan çıktığımızda kendine bu dövme yaptıracaksın. Nereni biliyor musun sen bunu? Nereme? Onu da harisayla da bilebilirim belki. Ön koluna. Yok, ön kolun çok çirkin. Ön kolunu yaptırmayacağım. Ayak bileğini yaptıracağım. Hadi bunu da söyledim. Hayatta akıl gelmez bu arada. Ama güzel ben bir şey. Ben söyledim nereye yapacağım. Niye yazıyorum ki? Hazır. Çevirelim. Yeşim ejderhası. Arı değil ya, arı tamam. Arı ya, ayak bileğini de... yeşil ejderha ne ya? Renk. Zümrüt yeşili falan gibi bir şey. İşte. Onu bildin mi o rengi? Evet. O renkte ama mesela siyahlıklı olmayacak. Sadece o renkte olacak, tamam mı? Ve böyle işte hocam böyle dolunup böyle deli çıkartmayacak. Öyle bir ölçü şey değil. Hani yılan ejderhası gibi değil. Aynen. Böyle... Ya şimdi aklıma postür gelmedi de. Anladım dediğini ama o tarz bir şey zaten bir şey olduğu için. O tarz bir şey yok. Ben yapacağım onu işte. Ben çizeceğim. Senin tasarımın olacak. Tabii. Allah korusun bakalım. Bak harika. Şu an aklıma geldi ama çok güzel. Ciddi. Tasarımlarını bekliyorum o zaman. O kadar ejderha.